Evet, hepinize Barcelona'dan merhabalar. Burada 2025 Enmex lansmanı için, Avrupa lansmanı için bulunuyoruz. Ve de buraya geldiğimizde müthiş bir hava olmasına rağmen bugün itibariyle acayip rüzgarlı, böyle çılgın bir havaya dönüştü. Biliyorsunuz ki 2025 senesiyle beraber Euro 5 Plus'a geçiyor bütün markalar. Ve bu geçiş sırasında da birçok marka motosikletlerinde bu yeni Euro 5'e uyumluluk için farklı güncellemeler yaptı. Yanımızdaki makine Euro 5 Plus'a geçmiş olmasına rağmen bizim en sevindiğimiz ilk şey gücünden feragat etmedi. Yine 12 beygirlik ve de 11 Nm torkluk güçlü 125 cc bir makine var üzerinde. Fakat kasa değişti. Kasa ama bayağı değişti ve de bence çok şık oldu. Endonezya'da 155 turbo olarak lanse edilen makine 125 olarak şu an yanımda. 155 gelmeyecek mi? Gelecek. Ama onun için biraz beklememiz gerekiyor. Şimdi makinede teknik olarak neler var size kısaca söyleyeyim. Özellikle motorun Euro 5 uyumluluğu sırasında kambilinde bir değişiklik olmuş. Ve de makinenin bu özellikle daha önceki nesil Enmax kullanan kullanıcıların bir hafif çalıştırırken titreşim hissetmesi problemi ortadan kalkmış. Makine oldukça pürüzsüz bir şekilde çalışıyor. Bunun yanında yine bu kategoride görmeyi çok alışmadığımız ön ve arkada disk ABS fren sistemi var ve de TCS traction control sistemiyle de donatılmış. Bunun yanında da Yamaha kullanıcılarından gelen geri bildirimle arka süspansiyonda 5 milimetrelik bir uzatmaya gitmiş ki bu küçük uzatma bile makinenin konforu, sürüşü ve kararlılığında oldukça etkili olmuş. Şimdi makinenin öncelikle bir tasarımına bakalım. Tasarım ön tarafta LED aydınlatmalarla donatılmış ve de bu projektör aydınlatmayla da kısa ve uzunu yapabiliyorsunuz. Yani karşıdan baktığınız zaman aslında o gelişmeye 2015 yılından beri gelişmeye devam eden Enmax'in artık gerçek bir Max olduğunu görebiliyoruz. Yani aslan kral Max diyebiliriz kendisine. Bununla beraber arka tarafında oldukça hoş bir şekilde yeniden tasarlandığını ve fren görünüşünün çok çok seksi olduğunu eklemem gerekiyor. Şimdi önde siyah kısa camla geliyor fakat tahmin edebileceğiniz gibi 50'nin üzerinde aksesuar seti var. Yanımdaki baz versiyon Enmax 125, bir de tabii ki bizim çok sevdiğimiz kalplerimizde ve yüzümüzde gülümseme yaratan bir de Tecmax versiyonu var. O da Türkiye'ye normal düz versiyonuyla beraber gelecek, merak etmeyin. Sadece biz bugün kullanmıyoruz. Tecmax ile normal Enmax arasında görüntü ve güç olarak bir farklılık yok. Fakat çok büyük iki farklılık var. Bir tanesi çok şık bir konfor seleye sahip ki onu aksesuar olarak bu makineye de alabiliyorsunuz. Fakat alamayacağınız şey ise yeni Garmin navigasyonlu ekran Tecmax'te. Üste TFT, altta LCD ekranla işte telefonla konuşabilirsiniz. Navigasyon olarak kullanabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Yani neredeyse küçük bir CarPlay gibi kullanabileceğiniz bir sisteme sahip. Şimdi bu biz önümüzdeki versiyonu konuşmaya devam edelim. Bunda standart TFT bir display var. Bu da oldukça yeterli. İşte üstünde mod tuşlarıyla beraber anlık tüketiminizi, akünüzü, işte gittiğiniz yolu falan görebildiğiniz hoş bir ekran. Bunun yanında şunu söylemeyi unuttum. Ayrıca sinyaller de üst tarafa alınmış. Bu da eskiden daha aşağıdaydı biliyorsunuz. Bu da sinyallerin daha net olarak trafikte görülmesini sağlayacak. Bu tarafta, sol tarafta açık bir cep var ki bunun içinde Type-C bir şarj var. Sağ tarafta kapalı bir gözümüz var. Anahtarsız çalıştırma var tabii ki. Ve de dediğim gibi dikişler, boya kalitesi ve de finishing olarak üst düzey. Tam bir işte T-Max, X-Max ve de artık kardeş büyüdü ve de Enmax olarak onların arasına girdi. Bagaj kapasitesiyle ilgili de şunu söyleyeyim. Bir tam full face kask sağabiliyor. Fakat kaskınızı ters bir şekilde bunun içine yerleştirmeniz lazım. Onun dışında işte çantanız ve benzeri şeyler için de küçük bir yer kalıyor. Şimdi böyle ballandıra ballandıra anlatıyorum ama sadece aslında Türkiye'de popüler olan bir makine değil bu Enmax. Dünyada satılan Yamaha scooterların 4 taneden bir tanesi Enmax'miş arkadaşlar. Ve de bu Türkiye'de de farklı değil. Hatta biz Türkler olarak da Avrupa'daki satış rakamlarında ilk 3'e girmişiz. Fakat burada şimdi bir dostumu buraya davet etmek istiyorum. Yamaha Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya.
Abi şimdi öncelikle bizi buraya davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harika rotalardan gittik. 100 kilometrelik bir sürüş yaptık beraber. Hatta bazı yerlerde de yarıştık. Aynen. Onların 0-100 yaptık. 0-100 yaptık ama geçti beni. Hadi. Hadi. Hayır. 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 Dağ yollarına gittik, şehir içinden geçtik, efendime söyleyeyim otobana çıktık ve hepsinde de aslında gayet kararlı ve de işte aslında 99 olmasına rağmen son hızı 120'leri çok rahat gördük. Şimdi hemen sözü sana vereceğim. Türkiye'deki satış rakamları ile ilgili ve Türkiye'deki yama operasyonları ile ilgili bizi biraz aydınlatır mısın? Emmex özelinde konuşursak bu seneyi 5000 üstünde bir satış rakamıyla tamamlıyor olacağız. Önümüzdeki sene tabii ki hedefimiz çok çok daha fazlası olacak. MX şu an bu formuyla artık 125 cc scooter segmentindeki top nokta. Evet. Sahip olduğu fonksiyonelite ve özellikleriyle beraber daha üstü yok. Diğer bir şey belirtmek istediğim, 2015'te biliyorsunuz ilk MX'in lansmanı yapıldı ve o tarihten bu yana kadar MX hep bir evrim sürecindeydi. Evet. Biz de hani o Max ailesinin en tepesinde, maxi scooter segmentinde biz X-Max ve T-Max'i konumlandırıyorduk. Bu formuyla, yani bu değişimiyle beraber MX'in artık gerçek bir Max olduğunu ve büyük iki abisi olan T-Max ve X-Max'in evet, arasına güçlü bir şekilde, aynen, ben de artık Max'im aynı şekilde dediğini söyleyebilirim. Bu bizim için en önemli olanı. Sahibine vermiş olduğu ayrıcalıklık tasarımıyla, Avrupa'yı tasarımıyla daha premium, evet, hissettiren bir yapısıyla ben kullanıcıların çok beğeneceğini ümit ediyorum. Evet, bu Avrupa satış rakamları ile ilgili de dün sunumda gösterdiler. Burada gözümüz kabardı. Ondan da bahsedebilir miyiz? Evet, baktığınız zaman Türkiye olarak bizim pazar dinamiklerimiz farklı. Hani evet, segment olarak bizde 155 cc müşteri talebi daha çok orada yoğunlaşıyor. Ki biz de buna zaten göre planlamamızı yapıyoruz, evet, yapmaya devam edeceğiz. Avrupa'ya baktığımızda ehliyet düzenlemesinden kaynaklı olarak hani büyük ülkelerde, o pazarı domine eden ülkelerde 125 cc motorları otomobil ehliyetiyle de kullanabildiğiniz için orada daha çok 125 cc tarafı öne çıkıyor. Evet. Orada da yine müşteri ilgisinin çok yüksek olduğunu, zaten tasarım daha Avrupa'yı olduğu için tamamen hani o pazara entegre bir tasarım olduğu için de yüksek talebi olan bir ürün. Ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi 155 deyince tabii 155 turbo olarak gelecek. Herkes bu turbo lafını bir şey yapıyor. Abi açtık mı NOS böyle arkadan basıp gidecek miyiz gibi. Aslında istersen o turboyu bir açıklayalım. Açıklayalım şöyle. Şanzımanın içerisinde yapılan bir, ben çok teknik detayına girmeyeceğim. Tamam, herkes tabii oraya tabii şey yapmayabilir. Şanzımanın çalışma zamanlamasında yapılan bir değişiklikle beraber ara hızlanma, yani ekstra bir ara hızlanma, evet, elde ediyor olacaksınız. Ben test ettiğim bir şey, gerçekten çok eğlenceli ve fark yaratan bir şey. Evet. Ben kullanıcıların beğeneceğini. Yani bir tuş yardımıyla, evet, aslında 3'ten 2'ye atıyorsun gibi düşünebilirsin. Evet. Yani devri biraz yükseltme. Evet, aynen. 3'ten 2'ye atıyorsun. Evet. Vallahi harika. Yani aslında NMAX eskiden küçük bir scooter olarak bilinirken aslında Maxi bir maxi scooter görünümüne, evet, kavuştu ve de gerçekten çok hoş. Yani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Sürüş sırasında bana verdiği hissiyat, işte bu viraj kabiliyeti, çift ABS'si, ABS'yi de test ettik. Onu da koyacağız yani buraya. Sıfır yüz hızlanmasında beraber, evet, test ettik. Ayrıca, evet. Beni oldukça şaşırttı. Aslında şöyle söylemek istiyorum ben. Senin eklemek istediğin başka bir yani şey yoksa. Yani çok virajlı yollarda sürdük bugün biliyorsun. Çok virajlı viraj yollarda. Performansını sen bence açıkla viraj, istersen viraj, ben söyleyeyim. Bayağı viraj yani yaptık yani. Yani diyelim, kısıtlı bir bütçeniz var. Bir scooter almak istiyorsun ve bununla her şeyi yapmak, evet, istiyorsunuz. Hafta sonu gidip eğleneyim, evet, hafta içi işe gideyim veya, evet, işte şehir içi ihtiyaçlarımı göreyim. Her şeyden biraz alayım diyorsanız burada. Ben de şöyle aslında toparlamak istiyorum. Şimdi iki tarz kullanıcı var. Bir tanesi büyük motor olup bu ikinci motoru biraz terlik gibi kullanmak, evet, isteyenler. Bu gerçek bir terlik. Yani bu hani her işi yapan, böyle tabanı sağlam, aynen, hani kuma da girer, kemikli, işte şeye kemikli, seni çok da eğlendirir, koşabilirsin. Böyle güzel bir terlik. Bunun dışında da işte üçü bir arada. Yani bununla istersen uzun yola git, istersen işe git, istersen iş yap. Yani hani bunu B2B kullanıcılar da, kurye arkadaşlarımız da farklı renklerini belki tercih edebileceklerdir. Bu arada renklerinden bahsetmek gerekirse bunun iki rengi vardı. Evet. Beyaz ve siyah olarak. Tekmex'te de gri renkli olacak. Evet. Onda da iki tane rengimiz, evet, var. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum.
Evet, güzel Barcelona'da NMAX lansmanı için buradayız ve de harika yollarda şu an test sürüşü yapıyoruz. Şu an bindiğim baz versiyonu NMAX, yani tek Max versiyonu değil. Şöyle bir açalım. Biz tabii ağırlığımızdan dolayı biraz ağırlığımızdan dolayı dezavantajımız var ama yani makine yokuş yukarı bile 95-96. Son hızı 99 olarak söylenmiş dünkü sunumda. Yani yüzün üstüne çıkıyor alet. Oo, gidiyor canım, ne 99'u. Evet, 110 bu makinenin son hızı diyebiliriz. Bu arada makinede neredeyse vibrasyon işini bayağı çözmüşler. Bir önceki kasada nispeten kalkışta ve sürücün yüksek hızlarda bir miktar titreşim oluyordu ama şu an bu yeni haritalanmayla, yeni bu kan ayarlamasıyla oldukça stabil, oldukça üst düzey premium bir sürüş kalitesi vaat ediyor. Şimdi burada 100 kilometrelik bir sürüşümüz var. Bu sürüş sırasında hem otoyol hem dağ yolları hem de şehir içi yollarda kullanıyoruz. Her üçünü de oldukça iyi yaptığını söyleyebilirim. Yani gayet yeterli. Şöyle bir soru olabilir. 125'e gerek var mı? Bence 125 de bayağı iyi. Oturma pozisyonunu beğendim. Böyle kapalı bir şekilde oturuyorsunuz. Güven veriyor size. Önde şu deflektör tabii zaten çok yüksek hızlara çıkmadığı için. Hani çok da uzun olmasına gerek yok ama bunun için isterseniz ekstra cam satın alabiliyorsunuz zaten. 50'den fazla aksesuara olduğunu dün söylediler. Bunun dışında işte diz örtüsünden tutun, aklınıza gelebilecek tüm kozmetik farklılıklar da mevcutmuş. Özellikle mesela bu makineyle ilgili iki tane teknik olay söylemem gerekirse, bir tanesi bu yeni zamanlaması, yeni haritalandırılması bu Euro 5'e geçmesiyle beraber oldukça pürüzsüz bir sürüş vaat ediyor. İkincisi süspansiyonu, ayarlanabilir bir süspansiyonu var elle. Arka süspansiyon oldukça keyifli bir hale gelmiş. 5 milimetrede yükseltilmiş. Dolayısıyla daha geniş bir çalışma alanı sunuyor ve de oldukça konforlu olduğunu söyleyeyim. Ve de hem yüksek hızlarda hem de düşük şehir içi hızlarında hem konfor hem de stabilite açısından oldukça iyi. Bunun dışında söyleyebileceğim yine oturma pozisyonu ile ilgili aynaların konumlandırması gayet güzel. Arkamı da gayet güzel görebiliyorum. Basit bir ekrana sahip, biliyorsunuz bunun tek Max olan versiyonunda Garmin'de çalışan bir hem TFT hem de dijital bir LCD ekranı var. O farklı bir versiyon. Biz bugün onu test etmiyoruz ama onunla ilgili de söylemem gereken şey şu. Bununla da telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz ama onunla telefonunuzu bağladığınız zaman işte bu CarPlay gibi bir nevi işte dinlediğiniz Spotify müziklerini, işte Garmin haritasını bedava veriyor ve navigasyon kullanabiliyorsunuz gibi özellikleri mevcut. O da TechMax paketteymiş. Bunun dışında yine söyleyebileceğim sele farkı var. TechMax'te bir konfor seleye sahipken bunda standart seleyle geliyor. Konfor sele hem yatı üstünde konfor hem de görüntü olarak oldukça şık. Yani düz versiyonunu alsanız bile bence o TechMax ve konfor seleyi daha sonra alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ha, bu sele de oldukça bu arada konforlu, yani tamamen kozmetik açıdan söylüyorum ben. Makinede traction control var ve en önemli özelliklerinden biri de çift ABS sistemine sahip olması. ABS sistemi de gayet güzel işini yapıyor. TCS'yi de bu menüden kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bu menüden işte anlık kullanımınızı, ne kadar gittiğinizi, ortalama hızınızı gibi verileri görebiliyorsunuz. 2.2 litrelik bir tüketimi olduğunu söylediler dün. Bunun dışında da tabii bu tüketimle yaklaşık 300 kilometrelik bir range olduğunu söylediler ki bence çok çok ekonomik. Yani bu motorla hem şehir içinde gidebilirsiniz, hem kendinizi işte bir yerlere vurabilirsiniz, kampa gidebilirsiniz. Özellikle arka çanta takıldığı zaman da bayağı bir şık oluyor. Yani bazı motorları biliyorsunuz arka çanta takıldığında pek yakışmıyor ama bunun yeni bu güzel tasarımına bu arka çanta da çok güzel olmuş. Genel olarak anahtarsız çalıştırması, otomatik start stopu gibi, otomatik start stopun çalışıp durduğunu bile anlamıyorsunuz. Bir elektrik motoru varmış, onun içinde bir jeneratör varmış. Dolayısıyla
oldukça vibrasyonsuz ve de kusursuz bir şekilde, kararlı bir şekilde start stopu çalışıyor. Evet, bu sayede de Barcelona'yı gezmiş bulunuyoruz. Ben de Barcelona'da 2002'den 2005'e kadar yaşadım. Burada o zaman e-ticaret işleriyle uğraşıyordum. Ve de burada çok güzel anılarımız oldu. Tam bu Euro'nun geçtiği sene 2002'de, tüm Avrupa'nın, daha doğrusu İspanya'nın Euro'ya geçtiği senede burada değişik değişik işler yaptık. Güzel e-ticaret işleri yaptık. Ama sonra yurdumuza döndük. Şimdi tekrar motora dönmem gerekirse, İki adet tabii ki klasik scooter oturma pozisyonu var. İsterseniz ayaklarınızı ön tarafa veya arka tarafa konumlandırabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok şık duruyor bir kere makine. Şöyle baktığınızda bunun bir de beyaz versiyonu var. Bu beyaz versiyonu daha çok B2B, yani işte kurye arkadaşlar seviyormuş. Onun da nedeni işte daha iyi, hani beyazın üstüne işte logo moko falan koyuyorlar ya, onları tercih ediyorlarmış. Yani egzoz adını söyle, İşte bu yeni arka kuyruk falan çok güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Yeni NMAX yazısı. Motor güzel duruyor yani. Arkadan ve önden de oldukça yakışıklı ve cool duruyor yani makine. Turbo kasa ne diyeceksiniz? Turbo kasa da 155'lik olan versiyon. Onun CVT zamanlaması daha farklıymış. Ve de böyle bir tuş var turbo diye. Ona bastığın zaman aynı böyle kitlebiliyorsun. Ona bastığın zaman makine sanki böyle 3'ten 2'ye atmış gibi böyle bir turboluyor kendini. Yani gerçek turbo yok da orada farklı bir teknoloji var. O da Türkiye'ye dediğim gibi gelecek. Gelecek sene içerisinde. Ama bu motorların çok kısa bir süre içerisinde, yani sene başında 125'likleri Türkiye'de göreceğimizi haberini aldım. Yani kullanması gerçekten çok pratik. Terlik diyoruz yani, terlik. Tam terlik. Evet, son olarak bu yakışıklı, bu tatlı, bu minik mi desem, orta boy mu desem olan scooter'ı gerçekten çok beğendim. Belki birkaç defa söylemiş olabilirim. Gerçekten hafif ve kullanması oldukça basit, dengeli bir makine bu. Sele yüksekliği 5 mm daha yükselmiş bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. Şöyle baktığınız zaman 1.83 boyunda olmama rağmen ayaklarım tam yere değiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görelim. Eğer bir bayide de bulursanız muhakkak test edin. Bana hak vereceksiniz. O zaman bir sonraki incelemeye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Güvenli sürün. Yollarda da gazlayalım. Dizleri sürtelim dostlar. Bye.